seninki böyle. Kanunsuz kıyafet topraklarından çıkıp bir yerden gidiyor. Kıyafetler böyle eskiye doğru. Yok ya, yok ya, evden geldim ya. Hanımım sağ olsun böyle güzel giydiriyor beni. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Eyvallah, filmimize hoş geldiniz. Evet. Hayırlı olsun diyelim bu arada. Kimya. Eyvallah, çok teşekkürler. Nasıl bir film? Ya çok keyifli, çok güzel bir film. Daha doğrusu ben de birazdan içeride tamamını izleyeceğim. Umut'la beraber benim ilk filmim. Umarım sonda olmaz. Çok da film olacağına inanıyorum. Çünkü çok keyifli bir set ortamı. Çok iyi bir yönetmenim. Kendimi çok acayip bir yerlere taşıyacak bir yönetmen. Güzel bir iş oldu. Çok kıymetli oyuncularla çalıştım. Çok da eğlendim. Bakalım birazdan izleyip göreceğim ben de. Merak ediyorum. Her rolünüz çok konuşuluyor. Bu sefer sizi nasıl bir rolde göreceğiz? Sakalsız, bıyıksız. burada böyle küçük, güzel bir bar bodyguard'ını oynadım. Çok da eğlendim. Bakalım ben de izleyeceğim ne yapmışım, ne etmişim. Vallahi ben de ilk defa izleyeceğim. O yüzden ben de heyecanlıyım yani bayağı. Ama çok iyi bir iş oldu. Umut'la çok görüştük telefonla falan. Evde montajını falan hallettiler. Çok böyle haberdar etti beni. Şu oluyor, bu oluyor, gel bir gün izleyelim falan. Hatta öyle bir geyiğimiz vardı. Muhakkak gel izleteyim sana diye. Yok abi dedim, gala günü izleyelim. Bugüne kısmetmiş. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Sakalları proje olunca kestirildi mi? Evet, çocuk ya. Olunca kestirildi. Yok yok, çocuk olunca. Öpünce biraz daha. 10 yıldır onları taşıyordum. Artık onlara veda etme zamanı gelmişti. Fox'ta Kanunsuz Topraklar diye bir işe başladım ben. 1940. Ona uygun bir şekle şemale girdik. O yüzden sakal da gitti. Ben de sevdim vallahi. Keyifli, güzel. Oh be, tertemiz. Yaz nasıl geçti abi? Ben çalıştım birazcık. Ailecek'te bir tatil yaptık yani. Ya bir küçük tatil yaptık ama ailecek kısmı şöyle. Ben ailemin yanına git gel yapmak zorunda kaldım. Çünkü dizi bittiğinde Haziran sonuydu. Bir 10 gün kadar Bodrum'da kaldıktan sonra Cem abinin Netflix'e yaptığı Erşan Kınır'ı belki biliyorsunuzdur. Ona geldim. Ondan sonra da Kanunsuz başladı zaten. Böyle ara ara git geller oldu. Böyle küçük bir tatil yapmış oldum ama keşke daha çok yapabilseydim. Abi Asya'yı da kucağında gördük. Anne kucağını takmış, gezdiriyordun günde. Evet ya, çok güzel bir şey ya. Her erkeğe tavsiye ederim. kızımla aram çok iyidir. Onunla vakit geçirmek çok keyifli. O yüzden sık sık dışarı çıkıyoruz. Ne bileyim, sabahları ben kaldırıyorum. Kahvaltı falan. O seni kaldırmıyor yani. Yok yok yok. O beni kaldırıyor. Doğru. Onun gürültüsüne uyanmak çok keyifli. Onunla vakit geçirmek çok güzel ya. İyi yani. Ne bileyim, ilginç bir kız. İlginç bir deneyim. Tavsiye ederim yoksa eğer. Kanunsuz Topraklar 11 yıl sonra tekrar aynı kadroyla geldi dediler. Neler söyleyeceksin? Kanunsuz Topraklar 11 yıl sonra aynı kadroyla mı geldi dediler? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten. Daha önce çekildi mi ya 11 yıl önce? Gülmeyin arkadaşlar, niye gülüyorsunuz? Evet, gerçekten 11 yıl önce çekilmiş mi? Çekilmemiş ama kadro aynı dediler. Senin canını yiyorum ben. Kadro aynı. Bak bu bilgi de bana yeni geldi şimdi. Ben 10 yıl önce var mıydım? Yok yok, o öyle değil. Hanımın çiftliğinin kadrosu yani yönetmeni ve ekibi, yönetmeni, senaristi, yapımcısı bir de ben aynı projede tekrar denk geldik. Bununla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Hayır olsun. Çok teşekkür ederim. Senin canını yiyorum ben. 11 yıl önce hanımın çiftliğini çekmiştik biz Faruk Hoca'yla ve Gold Film'de Faruk Turgut'la. Ben de oynuyordum. Yazan da Zülfü Yücel'di. Şimdi aynı kadro, bu 4 kişi buluştuk. Ama çok... aynı soru güzel benim. Soru ben. Kimyamı değişti mi? O kadar söylüyorum. Çok güzel sordun. Yok, ben sonradan jet olmuştum. Evet. Kanunsuz deyince bir 11 yıl önce çekilmiş miydi diyorum. Aynen, yok yok, estağfurullah, ben anladım seni. Evet, doğru söylüyorsun. Çok keyifli bir iş, benim alışık olduğum insanlar, çalıştığım bir ekip. Çok da eğleniyorum, çok da güzel gidiyor. Zor bir iş, 1940 dönemi yani sanatı, kostümü, yönetmesi, oynaması. Biraz daha meşakkatli diyeyim daha doğrusu. Burada günümüz işleri çeken arkadaşlarımıza da ayıp olmasın. Ama çok eğlenceli. Güzel de gidiyor. İnşallah böyle sezon sonuna kadar keyifli bir şekilde gidecek. Hayırlı olsun. Diye. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Ben senin canını yedim.